Selamünaleyküm değerli tesbih sever arkadaşlarım, abilerim, kardeşlerim, inşallah iyisinizdir. Tekrardan şöyle papatya yağıyla başlamak istiyorum videoma. Mis gibi hem kokan olan hem de ellerime güzel gelen, sadece videodan videoyu kullandığım güzel bir papatya yağımı kapatıp başlamak istiyorum. Bildiğiniz üzere yeni yıla giriyoruz. 2024 neden çıktı ya? 2024 yılına giriyoruz ve çok fazla mal siparişi verdim bu ara. Çünkü geçen senelerde verememiştim. Hem maddiyat yetmemişti. Hem dükkanımda biraz daha fazla mal vardı. Şu an dükkanımda mal olmasına rağmen ekstradan malları sipariş verdim. Bir de bunların 150 sipariş verdim. Bunları tek tek size gösterip anlatacağım. İnşallah hoşunuza gider. Bazı ürünlerde ne sıkıntılar oluyor, ne tür sıkıntılar var. Bunları sizlere anlatacağım. Trendyol hesabımda, Instagram hesabımda, YouTube ve diğer hesaplarımda bunları da paylaşacağım. Yine 2024'ün gelmesi bizi pek ilgilendirmiyor. Yine uygun rakama kaliteli ürünleri sizlere bu yılda sunmaya çalışacağım deyip başlamak istiyorum. Ama başlamadan önce sizlerden güzel bir ricam var. YouTube kanalıma abone değilseniz abone olursanız, beğenip yorum yaparsanız beni çok ama çok mutlu etmiş olursunuz deyip videoma başlamak istiyorum. Burada gördüğünüz siyah tesbihler değişik değişik bir büyük boyutları, ondan sonra arpa bezi kesimleri ve küçük küre boyutları var. Bunlar Gürcistan oltusu ya da Rus oltusu diye piyasada çok fazla satılan ürünlerdir. Ama bazı kardeşlerimiz demeyeyim de bazı arkadaşlarımız bunları orijinal Erzurum oltusu diye çok yüklü rakamlarda satıyorlar. Tek delik imame, bir beyaz kağıda falan sürttüğünüzde kahverengi izi de mis gibi bırakıyor. Parlıyor güzel hani, ama bildiğiniz orijinal Erzurum oltusu böyle çok parlamaz diyeyim size. Ben bunu niye aldım? Onu da hemen açıklama yapayım size. Ben bunları almamdaki neden, Trendyol'da da satış yapıyorum. Trendyol'da baktığımda bu Gürcistan Rus oltuları çok fazla satılıyor. Gürcistan Rus oltusu nedir hakkında pek bir bilgim yok. Çünkü oltu işi çok fazla dolandırıcılık işine döndüğü için ben oltuyu çok araştırmadım. Çok bilgi sahibi değilim. Rus oltusu diye geçtiği için güvendiğim bir esnaftan, bir toptancıdan bunları aldım. Bunları bir kere de 2 sene önce almıştım. Çok hızlı satılmıştı ve alan insanlar çok memnun kalmıştı. Çünkü ben insanları dolandırarak bunları orijinal Erzurum oltusu değil de Rus oltusu, Gürcistan oltusu diye satmıştım. Tek delik imame yaptılar ve piyasada bunları bazı esnaflar, düzgün esnaflara laf etmiyorum, bazı esnaflar bunları çok ağır rakamlara satıyorlar. Plastik hassasiyeti yok, kullanırken gerçekten oltu kullanıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Çok güzel kullanım olan tespihler. Trendyol hesabında para kazandıracağına inandığım için bunları ben de satın aldım. Bunları güzel bir şekilde püskürleyeceğim. Bunların hatta zincirlerinde falan siparişini verdim. Birkaç tane malzeme eksiğim kaldı. Onlar da geldiğinde bunları sayfalarıma yükleyeceğim. Oradan sipariş verebilirsiniz ya da açıklamayı Instagram adreslerime bırakıyorum. Oradan da sipariş verebilirsiniz. 2024 yılında zam gelecek. Bu ürünlere hatta 2024 yılına girmeden zam geldiğini sizlere söyleyebilirim. İsteyen varsa açıklamadaki Instagram adreslerimden benimle iletişime geçebilirler. Hemen bir ölçü vereyim. 8 milim küre, çok güzel çekimi olan, buna da güzel bir püskül takıldığında, güzel püskülden kastım, ben normal sıradan denemek amaçlı, test amaçlı bir tane püskül taktım. Şöyle tek delik imame, imamelerin bazıları farklı. İsteyen varsa Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Trendyol'a, dolap hesabıma ya da diğer hesaplarıma da bunları yükleyeceğim. Sadece şu anlık kapamalarını taktım. Eğer bana şunu sorarsanız, derseniz ki bunlara 100 tane yakın aldım. Ya abi bu gerçek Erzurum oltusunu ya da gerçek Gürcistan oltusunu ya da diğer şeyleri nasıl ayırt edebiliriz diyorsanız, benim her zamanki yıllardır gelen tavsiyem, bunları gidip gerçekten anlayan, işin ustası, işin erbabı olan insanlardan alırsanız kazık yemezsiniz. Çünkü satarken de her zaman o esnafların sözü kefil niyetinin, yani kefil şeyindedir, niteliğindedir. Çok güzel şöyle Rus Gürcistan oltuları Trendyol hesabında çok hızlı satıldığı için tekrardan bulduğumdan aldım. Bir yıl içerisinde bu Gürcistan oltularını çok bulamıyordum. Çok fazla bulamıyordum. Önüme çok çıkmıyordu. Değerli bir dostumuzdan çıktı. Biz de bunları sahiplendik. Kullanımı da çok güzel. Koleksiyonda bulunur mu bilmiyorum. Hani koleksiyonda bulunur mu artık, bir şey bulunur deyince çok fazla laf yiyorum. O yüzden bulunur bulunmaz size kalsın. Şöyle bir tık daha büyük boyutun ama günlük kullanıma çok keyifli. Bir tık büyük boyutu 10 milimlik küre. Yine bundan da böyle bir 20 taneye yakın aldık. Büyük sevenler için. Yine tek delik imame. O kadar çok oltuya benzetmişler ki hani günümüzde çok rahat bir şekilde oltu diye satılacağını umuyorum. Şunun çekimi falan da çok keyifli. Hani günlük kullanıma ideal.
Fiyat olarak oltunun yarısının yarısı fiyatına ama bazı menfaatkarlar. Çünkü bakıyorsun adam tespitçilik işi yapıyor ve açıyor dükkanı. Bunu Trendyol'dan ya da bir mezatta falan duyuyor ki evet Erzurum oltusu 20 tane kaldı. Aldım diyene tanesi 900 lira 1000 lira diyor satıyor. 2-3 gün sonra dükkanı patlıyor. Allah elbet çıkartıyor. Allah'ım sen büyüksün. Hepsinden tek tek çıkartıyor. Sonra büyük bir zarara girmiş oluyorlar. Şöyle beyze kesimlerinden az bir şey kaldığı için az bir şey alabildim. Yine bu da çok güzel kullanımı olan ürünler. Hemen bunun da ölçüsünü veriyorum. 11 milime 8 milim. 8 milime 11 milim. Pıtır pıtır çekimi. Pıtır pıtır çıtır çıtır artık her nasıl kabullenirseniz öyle çekimi olan çok güzel bir Gürcistan oltusu tespihimiz daha. Bunları da hemen kenara bırakıyorum. Şöyle şundan geçmek istiyorum. Şimdi burada gördüğünüzü damla keri var sanmayın. Benim bütçem daha o kadar çok genişlemedi. O kadar çok bir para bulamadım. O yüzden bunlar Beyrut keri var. İki çeşit. Bunlardan 100 tane aldım. Sadece püskülünde birinin bu şekil ay yıldız, diğerinin şu şekil ay yıldızı var. Hemen bunları da size göstereyim. Bunlar da sen günümüzde hiç anlamayan insanlara çok fazla satılan damla keri varlar. Beyrut damla keri var adı altında geçen. Damla keri vara en çok benzeyen bir tesbih türüdür. 11 milime 8 milim ölçülerinde mükemmel bir çekimi var. Bir de buna koku sürmüşler. İpine mi artık bilmiyorum. Mis gibi kokuyor. Ama hiçbir şekilde damla keri varla yakından uzaktan alakası yok. Aslında yakından uzaktan alakası olan şeyi görüntüsüdür. Günlük kullanıma eğer damla keri vara bütçesi yetmeyen insanlar benzediği için bunu kullanabilirler. Ama koleksiyonda bulunur mu bilmiyorum. Çok fazla sattığım ürünler arasına giriyor. Fiyatı uygundur. Damla keribarın belki bir gram fiyatı kadar edebilir. Ama çok güzel de kullanışlı bir tespihtir. Bilmiyorum. Eğer isteyen olursa da bunlarda da yardımcı oluruz. Şöyle bir tane yedek kapbesiyle çok güzel bir şekilde sistem yaptık. Bunun diğer kalan bir tane de yedek kapbeleriyle Zaza tespih yapıp satmayı düşünüyorum. Bunlardan da bir 100 taneye yakın aldık. İnşallah bunlar da güzel sahiplerin elinde güzel günlerde kullanmayı nasip eder Allah'ımız diyelim. Bunu da kaldıralım. Şöyle grup halinde lot lot çubuklar aldık. Şöyle çubuk ateş keri var. İşte değerli dediğim bunlar. Kim ne derse desin her geçen gün toptanı dahil değerlenen çok güzel tespihler. Çıtır çıtır çekim olan renk alan sıkma keri varlar, ateş keri varlar. Çok güzel ateş keri varlar. Mükemmel renk alacak şeffaf delim. Kullanımı çok güzel. Hemen bunların da ölçüsünü vereceğim size. Bunların da ilanını yükleyeceğiz. Şöyle sistemli. Hemen bir ölçüsünü vereyim. 10 milime 7,5 milim ölçülerinde. 10 milime 7,5 milim ölçülerinde. Çok güzel kullanımı olan, çıtır çıtır çekimi olan ve mükemmel renk alacak bir tespihimiz daha. Bunu da hemen şöyle kaldıralım. Şöyle tekrardan koyu renklerde bir ürünümüz var. Aynı şekilde yine güzel bir çubuk sıkma. Bunu da bir toptancımızdan aldık. Bize yardımcı olduğu fiyat olarak. Bunun da hemen bir ölçüsünü veriyorum size. Kesme bir tespih. Bu da 10 milime 7 milim. 10 milime 7 milim. Araba bunların çekimi çok güzel. Çok keyifli. Renk alıyor. Değerli. Hani diyorsanız ki ben uygun fiyat olsun, renk alsın, değerlensin ve günlük kullanıma da ideal olsun diyorsanız bu tarz tespihleri de önerebiliyorum. Koleksiyona girer mi? Bence her tespih koleksiyona girer. O sizin kendi keyfinize kalmış. Daha önceki videolarımda tespih koleksiyonu videom var. Oradan rahat rahat bakıp görebilirsiniz. Şöyle bu renkleri çok seviyorum. Sarı turuncuya yakın renkler. Aşırı çok seviyorum çünkü bunlar çok güzel renk alıyor. Renk aldıkça da çok değerleniyor. Mesela rahmetli babamdan kalma bir tespihim var. Onu da sizlere hemen göstereyim. Bunu da arabayı satmadan bagajında bulduk. Şöyle müthiş bir renk almış. Babamın baş harflerini değerli dostumuz Baysal Tespihçilik yapıp getirmiş. Çok güzel renk almış. Çok değerli bir tespihimiz daha böyle renk alıyor diyebilirim. Bu limon sarısıydı ve müthiş renk aldı. Bunlar da günlük kullanıma uygun çıtır çıtır çerez gibi bir ürün. Renk almasına kefilim. Renk almadığı zamanlarda getirin ve çok hızlı renk alıyor. 10 milime 6-7 milim. 10 milime 7 milim çekimi olan yani ölçüleri olan çok güzel ikili tekli çekimi olan bir tespihimiz daha. Çubuk malzemeler Trendyol'da nedense çok hızlı satılıyor. Hem uygun fiyatlı olduğu için hem kaliteli olduğu için çıtır çıtır böyle pat 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 satılabilecek ürünlerden birisi. Şöyle tekrardan bir çubuk sıkma keri varımızda daha devam ediyorum. 10 milime 7 milim ölçülerinde kesme aynı şekilde müthiş böyle lotlu halinde bunları çıkartıyorum ben. Şu aralarını tek tek cila alıyorum.
Tek tek temizliyorum. Size geldiğinde ipini falan kontrol ediyorum. Happelerini kontrol ediyorum. Size geldiğinde tamamen kontrol edilmiş çok güzel bir tespih olarak geliyor. Son olarak da bizim antika bit pazarı kuruluyor olduğum dükkanın orada. Bu kedi gözü tespihler, geceliğin fosforlu olan tespihler. Bunların sadece boncuklarını buldum. İmamelerini de zamanında bulmuştum. İmameleriyle boncuklarını birleştirdim. Yüze yakında kendim bunlardan çıkardım. Fosforlu tespih her ne olursa olsun çok hızlı bir şekilde yine Trendyol hesabından satılıyor. Fosforlu tespih şu an videoyu izleyen herkes tarafından en az bir kere de olsa eline geçmiştir. Almıştır ama bilmiyorum öyle çok kaliteli değil ama fosforlu olduğu için de insanları etkiliyor. Hediyelik verebilirsiniz. Mesela bu tarz tespihi hediyelik verdiğinizde bunları püsküllendirdik özel bir şekilde. Bunları hediye verdiğinizde insanlar çok mutlu oluyor, çok dua ediyorlar, çok seviniyorlar. Tabii ki biz tespihten anlamayan insanlara hediye verdiğimizi diyelim. Videoyu da burada bitirelim. Allah'a emanet olun, hoşça kalın, görüşme dileğiyle.